2022 değerli yengeç burçları, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanlar burada mı bakalım diyorum. Yani hayallerinizi çoğaltmak için, umutlarınıza ulaşmak için gerçekten çok emek vereceğiniz, çok fazla yorulacağınız bir yıl ama tadını böyle bal kaymak gibi yiyeceğiniz bir yılda sizi bekliyor. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma, emeğime abone oluyorsunuz. Yorum ve beğeni mutlaka ve mutlaka yapıyorsunuz. Ben size emek harcıyorum. Siz de eliniz zahmet olmazsa yazı yazarak, beğenerek emeğime saygı gösterin diyorum. Evet, değerli yengeç burçları, bakış açınızı, düşünce fikrinizi, bu sene çevrenizdeki her şeyi yenileme yılınız olacak. Yani kendiniz iç dünyanızda yaşarken dış dünyanın daha önemli olduğunu, kendinizi dış dünyaya adapte edeceğiniz, hatta her konuda kapılarınızın daha verimli şekilde açılacağı bir dönemi doğru değerlendirmenizi istiyorum. Ve çevrenizdeki her şey ve bakış açınız ve ruhunuz yenilenecek. Bu yenilik sizin hani enerjinizdeki hayata, hatalara, yapıp da yapamadığınız her şeye ulaşmanıza yardımcı olacak. Ne yapıyorsunuz? Ulaşmak için hedeflere odaklanıyoruz. Evet, iş konularınızla ilgili özellikle yabancı insanlarla tanımadığınız ve yeni tanıyacağınız bu olaylar iş konusunda size çok büyük karlar getirecek. Çünkü bu sene Satürn size kredileriniz, vergileriniz, eşiniz ve maddi alandaki sıkıntılarınızın ön plana çıkartmasını gerektireceği için bu bir dipnot. Siz işinizdeki ve organizasyon olacaksınız. İş hayatınızla ilgili plansız hiçbir şey yapmayacaksınız. Kendi alanınızı, kendi iç dünyanızı hızlı ve hedefli bir noktada yaratacaksınız. Evet, kendi işini yapanlar da yurt dışı ile alakalı çalışan ya da şehir dışı ile alakalı çalışan birçok yengeç kazançlı bir yıla geçiş yapacak. Eğer ortaksız bir evreyi yaşıyorsanız da o farklı planlarla ortak oluşumlar, yeni insanlar tanıyarak kendi işinizi, alanınızı daha büyük noktalara getirme ve dış dünyaya kendinizi daha iyi şekilde anlatacağınız ve başarıya odaklanacağınız bir yıl. Haydi hayırlı olsun. Özellikle kurumsal alanda çalışan bu sene yabancılar, tanımadığınız insanlarla mailler, konuşmalar, koşturmalar, emekler çok daha fazla olacak. Yani bu ara organizasyonlarla ilgili ön sahada gerçekleşecek olaylar size iş anlamında çok büyük bir güç oluşumunuzu sağlayacak. Riskli gördüğünüz ve bulunduğunuz uzun süredir emek verdiğiniz noktayla ilgili endişeniz varsa üst düzey kurumlar sizin artık orada sağlam kalacağınızın konuşması yeni anlaşmalara, yeni oluşacak fikirlerle birlikte devam edeceğinizi gösteriyor. O yüzden siz kazancı işle tutturup umudu kazanca dönüştüreceksiniz. Çünkü geçmişe ait ödemeleriniz, yaşadığınız pürüzleri daha net görmeyi, daha kendinizi bulmayı temenni ediyorum. Büyük bir kurumsal devlet ya da devlet kapısı ile ilgili beklentisi olan yengeçler bu Nisan ve Haziran'a kadar bu iş imzanızı, bu anlaşmayı yapmış olup işiniz şimdiden sağlık sektöründeyseniz, devlete girmek istiyorsanız, öğretmenseniz, atamanız varsa, atama bekliyorsanız birçok yengeç burcu atamaları ya da girmek istediğiniz kapılar için çok büyük şanslar var. Bunları değerlendirmeniz sizin için daha doğru bakış açınızı dengeye kuracak. Eğer ki stabil bir alanda çalışıyorsanız, yani dışarıda kağıt bile topluyor olabilirsiniz, yani kağıt toplayıp eski bir şey de topluyor olabilirsiniz, kazanç. Yani siz parayla konuşacağınız, umutla konuşacağınız ve uzun süredir yaşadığınız krizleri toparlamaya, iş anlamında toparlamaya başlayacağınız ve hedefleriniz daha iyi bir noktaya yol alacak. Tarım sektörü, gıda sektörü, yani özellikle tarım, gıda, deterjan sektörü fark etmiyor, bakkal, büyük marketlerdeyseniz bu sene bayağı pahalılıktan kaynaklı krizler, bazı karışıklıklar bulunduğunuz iş alanına stres yaratabilir. Dikkat diyorum. Evet, yeni kendini yaratmak, kendi işini kurmak, mesleğini oluşturmak isteyenler Mart ayı itibariyle start verin. İşiniz yol alacak ve başarıyı hayatınızda kâra dönüştüreceksiniz. Çünkü sizin
Emlak alanınızda planladığınız, yapmak istediğiniz olaylar içinde güzel fırsatlar, güzel destekler alacaksınız ve bu desteklerle birlikte birikim noktanıza da erişmiş olacağınız ve birikimle alakalı riskleri geride bırakacağınız evre olacak. O yüzden bu sene bol bol birikim döneminiz gözüküyor. Yalnız ilişkilerde, özellikle evli çiftlerimizde eşinizin maddi kaynaklarından kaynaklı ben bu evi toparlayamıyorum, yapamıyorum diye sıkıntılar çıkabilir. Eşiniz uzun süredir iş problemi yaşayabilir. O yüzden sizin kazancınız evi taşıyamayacağı için bu tarz maddi sıkıntılar ön planda olacak. O yüzden iş beğenmemezlik yapmayın. Bu düzende iş ne olursa yapmanızı öneriyorum. Bu sene kredi, vergi konularınızla alakalı riskler altında olabilirsiniz. Bunları düzenli, dakikalı, saatli unuttuğunuz bir fatura olabilir ya da sizi ciddi anlamda sonra hallederim deyip koyduğunuz evraklar bu yılın özellikle Ağustos ve Eylül sizi risk aylarınız. Bunları bir an önce toparlamanız gerekiyor. Hiç ilişkisi olmayanlar, hiç ben bir insanla öpüşmedim, el ele tutuşmadım. Bu sene aşkın cıvıl cıvıl enerjisini tadacaksınız. Ve bu enerji başka insanlara, başka insanların enerjisiyle birlikte ciddi güzellikler getirecek. Terk edilen ve uzun süredir bekleyenler artık yeni bir sayfa açması gerekiyor. Çünkü geçmişe ait kişinin sizin elinizi doğru tutmadığını siz de biliyorsunuz. İntikam duygunuzu geride bırakıp yeni insana adapte olmak, yeni insanlar tanışmak size daha iyi geleceğini uyarıyorum. Bir de evli olan çiftlerimizde son zamanlarda kocanızın ailesi ya da eşinizin ailesinden karışan insanları artık geride tutmanız gerekiyor. Yoksa onları da ev içerimize bu sene alırsak bu evlilikten hiçbir hayır olmaz. Lütfen dışarıdaki herkes dışarıda, siz kendi içinizdeki kavganızı yapın. Yoksa bu evlilik dışarıdaki insanlar yüzünden bitecek. Boşanmayı düşünüp ve cesaret edemeyen yengeçler bu sene artık bu kararı verip anlaşmalı noktada boşanma evresine geçiş sağlayacaksınız. Lakin değerli yengeç burçları bu sene İlişkileriniz hem verimli ama ekonomik anlamda da güzel şeyler oluşacak ama dengenizle alakalı noktadaki kararsızlıklar, ne yapmak istediğiniz nokta. O yüzden size bakış açınızı değiştirin. Yani gerekiyorsa bir psikolog, yoga, meditasyon, pilates sizin ruhunuza iyi gelecek. Mutlaka ihmal etmeyin. Çocuk düşünenler ya da çocuğu olmayanlar için biraz belki zorlanılacak. Hani bu hayallere kavuşulmasa da bununla ilgili umutlar devam edeceği için korkmanıza gerek yok diyorum. Çok çocuklu ailelerde çocuklarınızın eğitimiyle ilgili karışmalar söz konusu olabilir. Özellikle erkek çocuğu olan yengeç burçların çocuklarınız çok başarılı, mühendis kafası, doktor kafası. Onların enerjilerini yormayın. Hatta altyapılarını sporla oluşturursanız onlar daha sağlıklı, daha keyifli ebeveyn olabilirsiniz. Çocukları yoruyorsunuz diyorum. Yormanıza gerek yok. Özellikle değerli yengeç burçları, aileler yani anne ve baba soyunuzda miras konuları hareketli olabilir ve bununla ilgili açılmış mahkemelerle ilgili sonuçlar bekleyebilirsiniz. Sonuçlar yıl sonu doğru itibariyle hayatınıza ve evinize geçiş yapacak ama para konusu için 2023 ve 2024 daha sağlıklı, daha beklentilerinizin artacağı bir yıl olacak. Sadece bu sene davalar devam edecek. Haklarla ilgili 2023-2024 tüm haklarınızı alma, daha verimli bir noktaya geçişiniz sağlanacağını söylüyorum bile. Evet, yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışında olanlar için bu sene şans ve para konularınızda, şans oyunlarınızda kapılarınız açık. İşinizle yapmak istediğiniz her şey gayet rayında ve sistematik olarak yoluna devam edecek. Bence güzel bir yıl, bereketli bir yıl. Sağlık olarak dişlerde sıkıntılar, boğaz enfet, tiroidlerle alakalı yaşayacağınız krizler biraz daha sizi yorabilir. Ve özellikle de teyze, hala, babaanne, anneanne konularımız daha ön planda sağlık anlamında çıkabilir. O yüzden anne soyumuz ve baba soyumuzun kadınlarla alakalı sağlık problemleri biraz yıpratıcı ve yorucu olabilir. Bunlar da bizi depresyona sokabilir. Ortaklı bir anahtarınız varsa, mesela ev anahtarınız varsa, ortaklı ev anahtarlarla ilgili tartışmalara da hazır olmanız lazım. Bölünürken çok zora düşebilir, bölünürken kaoslar yaşayabilirsiniz. Bir de toprağınızı müteahhite ya da toprağınızla ilgili anlaşmalar yapılırken lütfen hukuki ve avukatınız yanında olmadan yapmayın.
malınız ya da alanınızda büyük sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu sene hırsızlıklara dikkat edeceksiniz. Güvendiğiniz, inandığınız insanlara çok fazla sır vermeyeceksiniz. Bu sene dilinizi fazla tutup haklarınıza, kazancınıza ve düzeninizi kontrol edeceksiniz. Dedikodulardan, iftiralardan uzak kalmanızı öneriyorum. Yoksa bunlar size zarar verecek. Evet, bu sene huzur, bereket, aşk, aydınlık hep sizinle olsun. Özellikle üniversite hayatı ve üniversite sınavına gelecek yengeçler için de çok güzel bir aydınlanma ve ya master ya da eğitiminizle ilgili tamamlamak istediğiniz noktaların başarısı söz konusu olacak. Dil için gitmek isteyen çocuklarımız için yurt dışı kapısı gayet rahat. Yabancı insanların destekleriyle birlikte gayet hayırlı ve aydınlığa erişeceksiniz. Güzel, umut ve sevgi, emeğe saygı, hayırda kalın, umutta kalın, Rabbimle kalın, hoşça kalın.